güçlüdür. Sonra oğlu Şahruh geçer ayına. Çok güçlü bir hükümdardır Şahruh. Ve Çelebi Mehmet Şahruh'a bağlılık bildirmiş. Tabii mektup yazıyor, bağlılık bildiriyor. Bağlılık, o sevgiyatnamesi vardır. Tabii. Hatta o Timur korkusu 2. Murat zamanında bile vardır. Çünkü Timur ile o zaman çok güçlü hala. O kadar şey değil. Ve tam Osmanlı'nın Fetret devrinden sonra aslında tam kendini toparlayıp bağımsız devlet haline gelmesi 2. Murat'ın son dönemidir. Hı. Şeyden. Yani Bizans aynı zamanda oradan da herhalde ürküyordu. Çok güçlü de Timur'lar o zaman. Tabii. Mesela şeyi bir kurtuluş olarak görüyor Timur'un, evet, yani Balkanlara geçmemesini ve bir Bayezid'in de yenilmesini. Tabii. Yani bütün Bizantinistler bir yarım asır daha Bizans'a nefes verdiğini söylerler yani bu şekilde. Timur peki Anadolu'dan Rumeli'ye geçse Bizans'ı yıkamaz mıydı? Yıkardı herhalde. Muhtemelen. Niye yapmıyor? Başarabilir. Ya şimdi Timur'un başında bir bela var orada. O şey. Doğudaki meseleler. Doğudaki meseleler var şey. Neydi adamın ismi? Memluklar ve Hindistan. Yok hayır. Yukarıdan gelen. Ah. Eski arkadaşı sonra kapıştılar. Zaten onun geldiğini duyunca geri döner. Adamın ismini unuttum. Steplerden gelenler. Çünkü orada da çok büyük top. Asıl topraklar orada. Tabii. Onları koruması lazım. Aslında merkez orası zaten. Tabii tabii. Samarkand. Yani Timur için çok uç bir bölge Anadolu. Evet. Yani buraya gelmesi, İzmir'e kadar gelmesi bile cesaret. Cesaret işi tabii. Ve geliyor, uzun süre kalıyor bir de. Tabii. Evet. Ama bütün kabahat bence o dönemin şeylerine bakarsanız, özellikle Timur tarafına bakarsanız Yıldırım'dadır. Yani bunlar biliyorsunuz münşiata yansıyan mektuplar var. Hı. Sonra Mükrimin Ali İnanç ve Köprülü'nün, evet, tartışmalı makaleleri var. Burada çok ağır ifadelerin kullanıldığı, tabii, açık. O kudurmuş köpek sözünden ziyade dendiğine göre şey diyor Timur Kızdıran. Gelmezsen avradın boş düşsün diyor, Talak-ı Selase'yle diyor. Evet, böyle ağır cümleler kullanılmış. Hatta o Yıldırım'ın mektubu gittiği vakit, elçi, evet, mektubu götürdüğü vakit şey, ayağı fırlamış okunurken Timur. Evet. Ya bu herif deli mi, Osmanlı karılardan bahsediyor diyor mektupta diyor. Tabii. Padişahlarımızın şarap içtiğini söyleyip Osmanlı'yı küçük düşürüyorsunuz, imajına gölge düşürüyorsunuz diyenler var. Efendim içiyorlar. Bir şey demiyorum. Gerçek bir şey yok yani. Eğer görürsek söyleriz, ayıp ediyorsunuz içmeyin deriz ama göreceğimizi zannetmiyorum. Fakat bir ara görürsek bir yerlerde deriz ki beyefendi, sizden 700 yıl sonra bu topraklarda yaşayanlar sizin içmenize kızıyorlar. Lütfen içmeyiniz deriz. İçiyorlarmış kardeşim, ne yapalım? Biz mi zorla mı içirdik adamlara? Allah Allah ya. Olacak bir şey değil. Padişah da ben tuttum. Murat ağzını aşağı boşalttı. Beyazıt'ın şarabı. Yani. Ya bütün Osmanlı tarihleri bile Yıldırım'ın çok fazla işlerini yazar o dönemde. İkinci Beyazıt'ın da her türlü kötü alışkanlıktan muzdarip hep olduğunda. Afyon müptelası. Afyon müptelası. Babası kızıyor. Sen ne yapıyorsun kardeşim diye. Etrafındakileri idam ettirip öyle vazgeçirir Fatih oğlunu. Evet, şey, ama memnun olacaksınız söyleyelim. İçmezlerdi. Ağızlarına sürmezlerdi. Hatta seks hayatları da yoktu. Ne diyeceğiz ya? Ona bile kızacaklar yani. Kardeşim bunlar padişah, peygamber değil. Padişah. İnsandılar. Her insanın yapmış olduğu doğruları da yanlışları da yapıyorlardı. Ayrıca da içki içmek bana göre öyle sizin söyleyeceğiniz kadar büyük bir ayıp da değildir. İçen bir sürü insan var. Onların da günahları kendinedir. Sizi ilgilendirmez. Hiç kimse ilgilendirmez. Eğer günahsa kendinedir. Günah değilse de yine kendinedir. Adamın asabını bozmayın gecenin ikisinde. Şeyh Bedrettin'e kalmış. Evet. Hocam devam edelim. Şimdi, ben Şeyh Bedrettin'i bundan üstüne salacağım, evet, birazdan. Şimdi Musa Çelebi hem Balkanları hem Anadolu'yu ele geçireceği anlaşılınca Mehmet Çelebi kardeşi Musa Çelebi'ye kendisine daha sonra bağlı kalacağına yemin ettirerek İsfendiyar oğulları üzerinden Sinop'tan Eflak'a Mirça'nın yanına geçiriyor burada. İşte Şeyh Bedrettin buradan buraya Musa'nın Musa burayı ele geçirdiği zaman Musa'nın kadı askeri oluyor. Rumeli kadı askeri oluyor. Ve kendisi pek çok tımar sahibine, elit insana
tımar tevcih ediyor Bedrettin Kadı Asker olarak bizzat burada olmuyor. Adam Şeyh Bedrettin aslında bir din alimi değil mi? Büyük bir alimdir aslında. Bunu söyleyelim. Şimdi aslında Şeyh Bedrettin Sünni bir aileden geliyor. Fıkıh eğitimi alıyor. Yani İslam fıkıhı özellikle Sünni anlayışta otorite kabul ediliyor kendisi. Sonra o dönemde adet olduğu üzere pek çok diğer merkezlere gidiyor. Aslında kendisi Simavlı, yani Kütahya Simavlı değil, Balkanlardaki yani evet. Dimotokaya yakın Simavlı kasabasından. Babası da yani kaynaklarda İsrail adında burayı fetheden bir kişi olarak gözüküyor. Annesi de bu kalenin beyinin kızı olarak evleniyorlar ve Şeyh Bedrettin dünyaya geliyor. Kendisi daha sonra değişik merkezlere, Konya başta olmak üzere Kahire'ye kadar uzanan bir eğitim hayatı var. İşte Kahire'deyken aslında kendisi materyalist, çok hukukçu olduğu için somut olayları ön plana çıkartan bir anlayışı var. Fakat Kahire'de Mahmut Ahladi diye biriyle karşılaşıyor. Tarihçiler bunu Şems'in Mevlana ile buluşmasına benzetiyorlar. Ve Ahladi Şeyh Bedrettin'deki batini yönünü keşfediyor ve ön plana çıkartıyor. Daha sonra da kendisini Tebriz'e gönderiyor. Yani Tebriz'e gönderiyor. Ve buradaki daha gayri sünni... Hocam batin ne demek, onu da anlatır mısınız? Liseci açısından. Yani belki Murat Bey... Murat, sen anlatır mısın batini? Batini heterodoks gibi şu. En basit şekilde söyleyeyim. Bir, kutsal metinde kastedilen ifadelerin zahirdeki yani dıştaki anlamının yanı sıra batınındaki yani derininde de bazı anlamlar olduğunu söyleyip o metni o anlamlara göre yorumlamak ve hayatını da o çerçevede sürdürmek inançlarını. Bir örnek vereyim, batını inanç. Yani aslında en güzel örnek hocanın dediği Şeyh Bedrettin'dir. Meşhur eseri Varidat şu cümleyle başlar. Ey talibi hak, yani hakka talip olan kişi, bil ki umur ahiret, yani öteki dünya işleri cühelanın zümmettiği gibi değildir, cahilin zannettiği gibi değildir. Cennet, kevs, cennet, kevser, havz ve cariye bunlar yoktur. Yani cennette, ırmaklarda, cariyeler bunlar cennette yoktur. Bunlar zahiri, dış anlamlardır. Asıl anlamı bunun başka da sen bilmezsin. Batınilik bu. Budur. Veya bir batıni, batıni tefsirlere yani yorumlara İslamiyet'e genellikle tevil adı veriyoruz. Yani başka türlü kıvırmak gibi bir şey verir, başka tevil etmek. Çok klasik bir batıni örnek. Fatiha suresinde İhtinas sıratın müstakim. Bize doğru yolu göster. Sırat-ı müstakimi doğru olan yolu göster. Fakat bazı batıni müfessirlere göre tabii bunların da çeşitli ekolleri vardır. Var. Burada sırat-ı müstakim diyor, yani doğru yol dediği belki midir diyor insana. Çünkü en gelişmiş varlık insandır. Zübde-i alem belki mi yere diktir. Diktir. 90 yere 90 derece. 90 derecedir. Ama bir tenasüh yoluyla yani devir nazariyesine göre ruhun tekrar dünyaya gelmesi halinde eğer bir hata ettiysek tekrar gelirsek geldiğimizde başka bir yaratık şeklinde gelirsek bel kemiğimizin eğimi aşağı düşer diyor. Mesela köpek veya eşek. Bizi bundan sakla. Yani tekrar yaratılış bu insana tamamen ters bir şeydir. Tekrar dünyaya geldiğimizde bel kemiğimizin eğimini değiştirme anlamına geliyor diyorlar. Bu bir batınî tefsirdir. Budur batınî. Bu arada Yusuf Alacoğlu hocamız bir mail atmış. Hı. Diyor ki Neşri'nin Cihan Nüması'nda Yıldırım'ın içki içtiği uzun uzun anlatılır. Evet. Bu tarihi bir kayıttır.